Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım. Bugün Belediye Binası 13 ana hesabımızdayız. Arkadaşlar sezon bitti. Tam tamına 50 milyon altın iksir ve 400 binde kara iksirimiz var. Bununla yükseltmeler yapacağız. Duvarlar basacağım arkadaşlar. Şimdi yeni gelen altın bileti de aldım. Korsan Kral kostümü gelecekmiş. Yani ilerlemekte olan bir oyuncu olarak kostümlerle her ne kadar çok fazla ilgilenmiyor olsam da yine de hoş gözüküyor tabii ki de. Şimdi arkadaşlar altın bilet alacakları tavsiyem. Eğer şurada ilk etapta kolaylıkla tamamlayabileceğiniz görevler varsa mesela %10 eğitim hızlandırma ve inşaatçı hızlandırma gibi bunları yapın. Ondan sonra kaynaklarınızı harcamaya başlayın. Şansımıza inşaatçı üstünde birkaç tane görev vardı. Onları yaptım ve artık ganimetlerimiz %10 bize kalacak. Aynı zamanda %10 daha hızlı bir şekilde yükseltmeler tamamlanacak arkadaşlar. Hani bunu da bir tüy olarak söylemiş olayım. Şimdi şunları bir toplayalım bakalım. Bir taşla bağış inşaat kitabı çok iyi oldu. Güç iksiri %10 araştırma %10 inşaatçı eğitim ve bir tane de kahraman iksirimiz var tamam. Şimdi bunlar bir dursun elimde 3 tane işçim boşta arkadaşlar. Savaş liglerine başladık daha yeni savaşı başlattım. Bakalım rakiplerimiz nasıl inanın bilmiyorum. Eğer güzel dişli rakipler gelirse seri halinde bir video çekebilirim. Şimdi ordu kampları var arkadaşlar. Ordu kamplarıyla beraber altın biletin süresi bitmeden önce dün belediye binasını da yükseltmeye aldım. Hakikaten uzun sürüyor. Hani 5. seviyeye kadar çıkacak. 2. seviyesi 8 gün sürüyor altın bilet ile. Siz düşünün bunu bir kere 5. seviyeye yükseltmem gerekiyor. Bununla beraber ordu kamplarına yeni seviyeler geldi malumunuz. Ordu kamplarını da aradan çıkartmamız lazım. Bakalım duruma göre bir şeyler yapacağız. İsterseniz yavaştan işimize gücümüze başlayalım. Videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar bu önemli. İzlemeye yeni başlayanlar da kanala abone olarak çok büyük bir destek vermiş olurlar. Pekala yavaştan işimize gücümüze koyulalım. Pekala 25 artı 27'den tam tamına 52 milyon ganimet var arkadaşlar. Klan kalem boş. Bunun haricinde herhangi bir ganimetim yok. 400 binde kara eksirim var. Şimdi şöyle bir bakalım. İlk etapta düzenimizi bir oluşturalım. Ne var ne yok karşımıza çıksın. Şimdi arkadaşlar elimden geldiğince bir tane işçiyi kısa sürecek yükseltmelere göndermek istiyorum. Diğer ikisiyle bir şeyler yapacağız ama bir tanesi kısa sürmeli ki yükseltmeler bayağı uzun sürüyor. Hem ganimetimiz çöp olacak hem de şu anda 530 taşım var tüccara gelmedi gitti. Günlerdir Kahramanlar kitabı bekliyorum. Düştüğü anda alacağım. Kraliçeyi 70 level yapacağız arkadaşlar. Bu ay altın biletten de ekstra bir tane kahramanlar kitabı gelecek çok şahane oldu. Yani kraliçeyi şu anda direkt 72 level olarak görüyorum ben. Şu anda 69. seviyede bir tane tüccardan alacağız 70 olacak. İki tane de sezondan gelecek kraliçe 72 son 3 seviyesi kalıyor. Onu da bir şekilde ayarlayacağız artık. Pekala bir tane işçiyle dediğim üzere kısa sürecek bir yükseltme yapmak istiyorum. Ne var burada? Bir tane yaylı tuzak var. Bomba var ve bir tane güdümlü hava var. Ne kadar sürüyor bunlar? En kısa hangisi ise onu basacağım. 1 gün 19 saat diyor. Bomba o da aynı şekilde. Peki güdümlü hava mayını 2 gün. Tamam. Ben yaylı tuzaktan yana hakkımı kullanıyorum arkadaşlar. İlk işçimizle e, yaylı tuzağı yükseltmeyi alıyorum. Pekala. Şimdi. Şimdi şimdi. Ne basacağız dedik. Ordu kampı basacağız. Aslında gelen inşaat kitabını direkt kullanabilirim arkadaşlar. Öyle değil mi? Hazır iksirimiz varken bir tane ordu kampını aradan çıkartmak bence çok mantıklı olacak ya. Bence öyle olacak. Pekala geliyorum. Bir tane ordu kampını şu en köşedekini 14 milyon 400 bin iksir karşılığında basıyorum. Ve inşaat kitabıyla şak dadanak bitiriyorum arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bir tane daha ordu kampı basmak istiyorum ama iksirimiz şu anda yetmiyor arkadaşlar. Şöyle bir şey yapabilirim. Şurada ben balonlar basmıştım. Şunları bir silsem ne kadar olur acaba? 13 milyon 470 bin bize hala da tam tamına 1 milyon ganimet lazım arkadaşlar. Saldırıya gider kasarız. ikinci ordu kampını da yükseltmeye alırız. Şimdi elimde duvar yüzüklerim var. 24 tane olması lazım. Normalde ben duvar yüzüklerini inşaat için kullanıyorum ama orada artık makslanma noktasına geldik arkadaşlar. Hani bir aya kalmaz bir süre sonra bütün ganimetler zaten çöpe gidecek. Duvarlara aktarmak zorunda kalacağım. O yüzden burada kullanmak istiyorum bu saatten sonra. Şimdi şöyle bir... Şöyle 2, 3 ve sanıyorum bir tane daha basabileceğiz. Onu da şuradan başlayalım. Başka da duvar yüzüğüm yok sanıyorum. Olmaması lazım. Aynen bitti. 4 tane de duvar basmış olduk arkadaşlar. Şimdi ne dedik? Bir tane işçiyle ordu kampına gideceğiz. Elimizde bir tane daha işçi kalıyor. Onunla da ne yapabiliriz? Ben şu şekilde bir strateji izleyeceğim. Ağır savunmalardan başlayacağım arkadaşlar. Kartal topunu hallettik. Dolayısıyla cehennem kulelerinden ilerlemek istiyorum. Bir tanesini 15 milyon 300 bin altın karşılığında 7. seviyeye oyun içerisinde max seviyeye yolladım arkadaşlar. Şimdi bir tane işçimiz kaldı. Onunla ordu kampına gideceğiz. Bu da demek oluyor ki artık saldırı vakti gelmiştir. Birkaç tane saldırı yapacağım. Ganimet fazlasını duvarlara aktaracağız. Sonra ikinci ordu kampını yükseltmeye alıp videonun sonuna geleceğiz. Ben şimdi orduyu ayarlayayım, güzel bir köy bulayım, klan kalesini doldurayım hemen geliyor. Evet şahane ganimet çıktı ama köy birazcık korkuttu beni. Bu arada bu belediye binası 13'teki ilk saldırımız olacak arkadaşlar. Dandik dundik saldırılar yaparsam idare edin henüz elim alışmadı. Kaya saçarlarla çok fazla haşır neşir olmadığım için baya bir sıkıntı çıkartıyorlar. Tamam şimdi buradan ne yapalım? Kartal topuna ve klan kalesine doğru kraliçemizi yürütelim. Şuradan kraliçeyi salıyorum. Bir tane balon güdümlü testi peşine de 5 tane şifacıyı gönderdim. Şimdi bebek ejderle koridor açmamız lazım. Yeti ile koridor açmamız lazım. Birazcık bekleyeceğim. Kraliçe nereye gitmek istiyor bir karar versin önce. Tam şu noktada bir öfke büyüsü kullanabiliriz. Kraliçeyi riske atmamış oluruz. Aynı zamanda temizlik de hızlı bir şekilde gerçekleşir. Tamam tam şu noktadan bir tane bebek ejder bırakıyorum. Şuradan da yetiyi bırakıyorum arkadaşlar. Sağ solu iyice kapatalım. Şuradan duvar kırıcı ile bir test yapalım bakalım. Ne tarafa doğru gider? Tamam. Şöyle 3-4 tane daha duvar kırıcı salladım. Klan kalesi de doluymuş. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ejder çıktı. Bir tane daha öfke atıp hem kralı hem de ejderi zehirliyorum arkadaşlar. Bir tane de süper valkür çıktı. Yok. Normal valkür mü? Tam anlayamadım ama önemli değil. Pekala. Pekala şuradan bomba kulesine doğru kraliyet şampiyonumu yolluyorum. O da 5. seviye oldu artık. Özelliği var ya. Çok şahane değil mi? Tamam kraliçe buradan aşağı doğru ilerleyecek. Şuradan da kralı ve uçan kışlayı bırakır. Binici madenci saldırısına şuradan içeriye doğru ilerleriz. Pekala kraliyet şampiyonu orada birkaç tane daha savunmayı indirecek özelliğine bastım. Fırlat bakalım kalkanını bir tane havan indirdi. Tabi seviyesi düşük olduğu için çok fazla iş yapmıyor şu etapta. Şu noktada kraliçe için bir tane daha öfke büyüsü kullanıyorum. Ve şu şekilde binici madenci saldırısına başlıyorum arkadaşlar. Bakalım kralın özelliğine bastım. Madenciler hemen arkasından binicilerimi yolluyorum. Belediye binası inecektir. Tam şu noktada ilk iyileştirme büyüsünü kullandım. Hadi kraliçe o binanın inmesi lazım ya. Hadi vur artık şuna. Bassam mı özelliğine yoksa patlayacak askerler hasar alacak. Biraz daha bekleyeceğim acele etmeyeceğim. Koruyucu biraz daha içeri gir. Tam şu noktada bastım mükemmel bir koruyucu özelliği oldu. Şahane. Kraliçe özelliğiyle beraber duruyor. Tam şu noktada ikinci iyileştirme büyüsünü atıp çoklu cehennem kulesini donduruyorum. Sanki olacak gibi ya. Şuraya bir büyücü. Şuraya bir büyücü. Bence bu köyü işledik arkadaşlar. Vay be. Vallahi iyi bir saldırıydı bence. Bakalım erken konuşmak istemiyorum ama. Yani. Görünen köyde kılavuz istemez sanki. ha? Şuradan bir tane daha büyücü bırakıyorum. Evet kraliçe sağlam ilerliyor. Bence bu köy işlendi ya. Mükemmel bir saldırıydı. Vay be. Demek ki klan savaş liglerinde şu anda dengimiz bir rakip çıksa arkadaşlar bu orduyla 3 yıldızı alabileceğiz. İşte bu yüzden elektro basmadım. Bu yüzden ejderi basmadım. Ne bastım? Biniciyi bastım. Madenciyi bastım arkadaşlar. Bir önceki videoda hatırlayacaksınız bu yükseltmeleri yapmıştık. İşte sebebi de bu. Ve ganimet kasarken de sık sık bu orduyu kullanacağım ki elim iyice alışsın. Savaş liglerinde, klan savaşlarında daha iyi performans gösterelim. Bence şahane bir saldırıydı. Çok da güzel ganimet aldık. Ama yetmiyor arkadaşlar. Bize 14.4 milyon iksir lazım. Dolayısıyla bir tane daha saldırıya gitmem gerekiyor. Aynen. Son saldırı. Aslında şuradan orduyu silsem aslında 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 nasıl bir şey yapsak ya. Neyse kalsın o zaman ya. Tamam arkadaşlar. Eğitim iksiri kullanmak istemiyorum. Çünkü bir tane eğitim iksirim kaldı. O yüzden birazcık tembellik yapıyorum ama olmadı. Biraz bekleyelim. Ordu kalksın. Klan kalesini doldurayım. Bir saldırı daha yaptıktan sonra yükseltmelere devam edeceğiz. Pekala şimdi 648 bin iksir var köyün savunmaları çok iyi durumda değil ama ganimet kastığımız için bu köye saldırımı gerçekleştireceğim arkadaşlar. Klan kalesi nerede üst tarafta çoklu cehennem ve kartal topuyla korunuyor. Kartal topuna doğru ilerleyelim zaten klan kalesi yüksek ihtimalle boştur tamam. Şu köşeden kral için bırakıyorum bir tane balon güdümlü testi peşine 5 tane şifacı. kraliçe karar versin ne tarafa doğru gitmek istiyorsa ters taraftan bir koridor oluşturmaya çalışacağım arkadaşlar. Bebek Ejderi elime aldım. Şimdi 7 level Kraliyet Şampiyonu sıkıntı çıkartabilir. O yüzden eğer dönerse sol tarafa bir tane öfke atmak zorunda kalabilirim. Aynen sol taraftan ilerleyecek. Şuradan bir tane Bebek Ejder bırakalım. Tam şu iksiri toplayıcının üstüne doğru. Şahane. Şuradan da Yeti'yi salalım. Yetimitlerle belki Okçu Kulesini veya e, Koruyucuyu falan indirebiliriz arkadaşlar. Pekala. Duvar kırıcıları elime aldım. Tam şu noktadan 3 tane duvar kırıcı sallıyorum. Duvar açılsın. Kraliçe içeriye girsin. Tam şu noktada da bir tane öfke kullanacağım. Şuradaki hava savunması sıkıntı çıkartacak. 3-4 tane binici gönderdim arkadaşlar. O hava savunması insin. Şifacılarımız ölmesin. Tekli cehennem kitlendi. Dondurdum. Gayet güzel ilerliyoruz. Şimdi kraliçe merkezde. O halde biz şuradan Kral ve uçan kışlayla saldırımıza başlayabiliriz. Tekli kuleyi bir kez daha dondurmam gerekecek maalesef. Şuradan da şampiyonumu salıyorum. Sağ taraf kapandı. Binicileri madencileri direkt içeriye doğru göndereceğim arkadaşlar. Güzel. Şuradan bir tane daha güdümlü testi yapalım diyecektim. Bir tane mi şifacı kalmış yapma be. Kötü oldu bu. Tamam sıkıntı yok. Şuradan madencileri salıyorum. Hemen peşine kralın özelliği koruyucu ve arkasından 6 tane kalan binicimi de göndermiş oldum. Kraliçenin özelliğine bastım. Maalesef kraliçe belediye binasını indiremeyecek. Çünkü bütün şifacıları kaybettik arkadaşlar. Şurada bir tane iyileştirme atmam lazım. Belediye binası uyandı vurmaya başladı. Bir tane de öfke atacağım tepesine doğru. Koruyucu az daha içeriye girdiği anda koruyucunun özelliğine bastım. Güzel bir noktaydı bence. Şahane buradan da 3 yıldızı alacağız. Yani savunmaları iyi olsaydı muhtemelen üçlenmeyecekti arkadaşlar. Çünkü şifacıları çok çabuk kaybettik. Olsun sıkıntı yok. Alışacağız yavaş yavaş. Şuradan duvar kırıcıları gönderiyorum. Son kalan iki okçuyu da saldım. Başka bir şey. Oo bir tane öfkemiz bir tane de zehrimiz varmış. Zehri atamadım. Elimde kaldı. Elimizde patladı arkadaşlar zehir. Şimdi hızlı eğitimde bize sıkıntı çıkartacak. Bakalım. 5 yıldız bonusumuz da geldi. Şuradan ganimetimizi de toplayalım. Bu da ikinci saldırımızda arkadaşlar. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Pekala. Videonun yavaştan sonuna gelirken final kısmındayız arkadaşlar. Ordumuzu eğittik. Herhangi bir iksir altın ihtiyacımız yok. Şu düzenimizi oluşturalım tekrardan. Altını tamamen duvarlara aktaracağım. Zaten ilk işçi bir gün 18 saat sonra çıkacak. Yine yüksek ihtimalle bombadan devam ederim arkadaşlar. Elimde hazırda bir tane işçi olsun ki fazla ganimeti duvarlara aktarabilelim diye. Pekala. Şimdi Uğurdu kampları ne kadar istiyordu? 14.4 milyon. Dolayısıyla X'e hiçbir şekilde dokunamıyorum. Klan kalemdekini zaten toplamıştım. Onu alamıyoruz. Kara iksirimiz birazcık ziyan olacak arkadaşlar birkaç gün boyunca. İşte Kahramanlar kitabı geldiği anda baya bir kafamız rahat edecek. O halde gelin şu altını duvarlara aktaralım. Şöyle şuraya tıklasam güzel seçti. 5 milyon 400 bin. Altın biletten tam bir şekilde faydalandığınız zaman 4.8 milyon alıyor arkadaşlar. Şöyle birinci duvarımı bastım. İkinci duvarımı da var ya ucu ucuna basabiliyorum. Şahane oldu. Eğer 5 milyon 400 binden az altınım olsaydı kendimi biliyorum dayanamazdım. Biraz daha bekler bir saldırı daha yapardım. Yine o duvarı basardım arkadaşlar. O yüzden mutlu ve mesut hissediyorum şu anda kendimi. Pekala. Altını da erittik ve son iş olarak ordu kampını 14.4 milyon iksir karşılığında yükseltmeye alıyorum. 14 gün 9 saat sonra o da maksanmış olacak. Yani öyle sanıyorum ki etkinliklerdir falan filan bir şekilde bir iki tane inşaat kitabı gelir arkadaşlar. Yani gelir diye ümit ediyorum. Başka yapabileceğim bir şey yok. Yoksa mecbur 15 gün bekleyeceğiz bu ordu kamplarının yükselmesini. Pekala sanıyorum yapacak çok da fazla bir şey kalmadı. İnşaat çözsünü merak edenler varsa orayı da kısaca bir göstereyim. Şu anda işimiz boşta ganimet olmadığı için ne yazık ki yükseltme yapamıyorum. Bir tane gizli Tesla 4 seviyede lapis kürtücüsü var arkadaşlar. Toplamda 9 seviye daha Pardon 5 seviye daha savunma yükseltmesi yapacağız. Laboratuvarda ise şu anda planör binicisi max'a gidiyor. 3 gün sonra bitmiş olacak. Sadece cadı kalıyor arkadaşlar 7. seviyede. Onu da 18 yaptık mı hesap max'lanmış olacak. Diyelim ve yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Umuyorum hoşunuza gitmiştir, keyif almışsınızdır. Açıklamalar kısmında Instagram hesabım ve Facebook grubumuzla beraber... İkinci kanalımın da linkini bulacaksınız arkadaşlar. Belediye binası 11, 19 gibi seviyelerde videolar çektiğim ikinci kanalımız var. Hepinizi orada da görmek isterim diyelim. Şimdilik benden bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.